Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Osman Ünlü Hocamız var. Yaklaşık olarak bir saat sizlerle birlikte olacağız. Yine sizler adına seçtiğimiz bir konuyu Osman Hocamıza soracağız ve onun cevabını almaya çalışacağız. Teferruatlı olarak bir konuyu anlatmasını isteyeceğiz daha doğrusu. Şimdi öncelikle yine her zaman olduğu gibi sözü Sayın Hocama bırakıyorum. Sonrasında soruma geçeceğim. Buyurun hocam. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de Bizi dinleyen dinleyicilerimizin Cuma gecelerini ve Cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim Cuma gecesini de Cuma gününü de hakkımızda hayırlı eylesin. Feyzinden Aha. istifade etmemizi nasip eylesin. Bu arada dinleyicilerimizden hasta olanlar veya hastalar olanlar varsa... Cenab-ı Hak bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gönenlere iman selameti ihsan eylesin. Borcu olanlara ödemeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Derdi olanlara deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlara sıkıntılarında hayret tepki eylesin inşallah. Teala. Hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin. İnşallah. Amin. Amin. Hocam şimdi sorumuza geçecek olursak yine çok konuşulan e, bilir bilmez birçok insanın üzerinde söz sarf ettiği bir konuyu sormak istiyoruz. Kıyamet konusu. Özellikle de kıyamet alametleri konusunda. Şimdi bu kıyamet kıyamet alametleri. E, bunlar bunları kim bildirmiştir? Yani bu gelen bilgiler sağlam mıdır? Çünkü üzerinde işte şu kıyamet alameti e, yani insanların düşünce bazında yaşayacakları bir şeydir. İşte ne bileyim mücerret olarak yaşanacak bir şeydir. Bu böyle olmaz. Ne bileyim güneşin batıdan doğması konusunda bile böyle bir şey olmaz şeklinde söyleyenler de oluyor. Ee, yani bunları kıyam, bildirilen kıyamet alametlerini bildirildiği şekliyle mi anlamak lazım? Öyle mi olacaktır? Yani öncelikle onu sormak istiyorum. Sonra biraz daha <laughs> teferruat bilgi. Şimdi say, imanın altı şartı var. Bu imanın altı bir birisi de ne imandır. Ve kitaplarda anlatılırken ee, buyuruyor ki Allah Teala'dan başka her şey yoktu. Evet. Hiçbir şey yoktu. Yok. Sadece o vardı. Ve bu ki yine hepsi yok olacak. Allah Teala yarattı yarattıktan yine yok edecek. Kıyamet işte o yok olmadır. Kıyamet kopacağı zaman Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mesela. Yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak. Gökler parçalanacak. Yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak. Hepsi yok olacaklardır böyle olacaklarını Kur'an-ı Kerim açıkça bildirmektedir. Bu farazi değil, ütopya değil, hayal değil, masal değil, hikaye değil. Her şeyin sahibi bildiriyor bunu. Müslümanların bütün fırkaları bunu söz birliğiyle de haber vermiştir. Peygamber Efendimiz benim ümmetim yetmiş fırkaya alacak. Yetmiş iki bidat fırkasıdır. Onlar da haber veriyor. Ve El-Hakka suresinde bir ayet-i kerimede mealen Sura bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkelecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Tekfir suresinde bir ayet-i kerimede mealen, Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp e, döküldükleri ve dağların dağılıp saçıldıkları zaman diye devam ediyor. İnfitar suresinde bir ayet-i kerimede, Gökün yarıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zaman ifadesi geçiyor. Kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır, yalnız o kalacaktır ...buyruluyor... Ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kelime yani bunun dünyanın da dahil olmak üzere yedi kat göklerin içindeki bulunan gezegenlerin hepsini yok edilecekleri. Ve yine Allahu allah Teala ayet-i ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak ezelde böyle murad etmiştir iki yer sonsuz kalacak şekilde yaratılmış. Biri cennet, birisi de cehennem. Üçüncüsü yok. Dünya da yok olacak. Bu birinci kattaki görmüş olduğunuz bütün bu gezegenlerin hepsi, yıldızların hepsi. Mesela yüz binler yıldızan. Yani bir galaksi de var bu sadece o kadar. Samanyolu galaksisinde. Ve onun gibi milyarlarca galaksiden bahsediliyorlar. Bunların hepsi yok mu olacak? Evet hepsi yok olacak. Bazıların kafası basmıyor. Yok edecekti diye yarattı falan diye. <laughs> <laughs> yaratan o yok eder yaratır yani onda problem söz konusu değil onda problem söz konusu değil ee, siz bir şey anlatmıştınız bir şey söylemiştiniz de yani Amerikalı bilim adamı mı dediniz insanın evet, tesadüfü batılı bir bilim adamı, yani bilim adamı e, insan, insanın yaratılmasının yani tesadüfen olma imkanı ihtimalini, ihtimalini e, nasıl o hesap ediyor onu adam oturmuş yani bir ihtimal hesabı yapmış bir insanın tesadüfen ya da rastgele var olmasının ihtimali bir bölü bir arkasına da 12 tane 12 puntolu yazıyla sıfır yani öyle kamyon teker gibi falan değil yani sıfırlar. 12, 12 puntolu yazı zor okunu küçücük ha, üzerindeki Böyle sıfırlardan 25 kilometrelik bir sıfır olması gerekiyor. Okuyabilirsen onda tabi. Evet. Ama adam burada bitmiyor. Adam diyor ki bu bir anlık var olabilmesi insanın tesadüfen bir anlık. Her an için aynı ihtimal tekrar hesaplanması gerekiyor. Ve bir de aynı zamanda bir insan her insan için bir de hesap yapma. Ayrı ayrı hesap. Yani yok adam yok. mümkün değil demeyi bu şekilde ifade etti. Hesap aslında. para dökmüş Hesaba, yani. dökmüş. Hesaba dökmüş. Hesaba dökmüş. mümkün, mümkün değil. Yani mümkün değil. Onun için de. E Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu hazırladığı kitapların ön sözünde bir ifade e, ifadesi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Her varı yoktan var eden, her varı her an varlıkta <laughs> durduran. Bakın her varı her an varlıkta durduran. Ya e, duruyor mu? Hayır. Her an Allah rahmet eylesin. Everaber de mesela böyle toplantılarda anlatırlardı. E, devamlı surette e, yani insan vücudu durmadan yenileniyor. Her an varlıkta durduruluyor. Her an durmadan aynı şekilde o yenileniyor. Ama biz onun farkında değiliz. Biz sadece e, işte ölüm anında ruh bedeni terk edince ha diyoruz öldü. Halbuki ruh bedeni terk etti. Hayatiyetine devam ediyor yere. Sadece dünyada kullanmış olduğu o ev. İşte o o ev her an Allah Teala'nın kudretiyle devamlı ettiği yaşamaya devam ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bütün kitaplarının hemen hemen baş tarafında bu dediğin şey var. Hani ben de bu ihtimal olayını duyunca İlk aklıma gelen o oldu. Yani Aa, onu hatırladım. Ne işte. güzel durdurdu. Şey Demek başladım. ki yani böyle rastgele söylenmiş bir söz değilmiş. Değil. Yani. Hatta onun bir de devamı var. Her varı her an varlıkta durduran korku ve dehşetten koruyan. Evet. Korku ve dehşetten koruyan. Mustafa Bey yani şimdi zaman zaman mesela depremler, zelzeleler oluyor. Korkuyoruz, endişeye kapılıyoruz. Halbuki üzerinde oturduğumuz yani dünya üzerinde içi ortası bunun mama, ateş yani. Fokur fokur kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Arada sırada nefes almak için açıyor uf, diyor bir. Deprem oluyor <laughs> Deprem arada. Deprem oluyor. Yanardağ patlıyor. Yanardağ patlıyor falan. Ha, yanardağlar vasıtasıyla bir üflüyor bir. Ne yani. şey yapıyor uf falan diyor. Yani, su gibi akıyor ateş. Yani. İçinde ne kadar madem varsa hepsini de indiriyor. Dolayısıyla e, yani bunu yaratan yarattığı gibi yok da edecektir. İşte kıyamet denilen hadise bu mu? Evet. Kıyamet denilen hadise kitaplarda anlatılırken bu şekilde ifade ediliyor. Ayet-i de böyle bildiriliyor. Şimdi e, yine kitaplarda anlatılırken e, buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın kıyametten haber verdiği şeyler ne bisi doğrudur? Kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, küreye arzın yani yeryüzünün dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerine toplanması yani ruhların cesetlere girmesi, kıyamet gününün zelzelesi, depremi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap, dünyada yapılmış olan şeyleri orada ellerin ayakların ve her organın şahit etmesi ve iyilik ve kötülük defterlerinin yani amel defterlerinin uçarak sağ veya sol taraftan verilmesi, iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir terazide tartılması haktır, doğrudur. Orada sevabı ağır gelen cehennemden kurtulacak, az gelen ziyan edecek. Oradaki terazi bilinmeyen bir terazi olup ağır ve hafif gelmesi dünya terazisinin aksinedir. Yukarı çıkan kefa ağırdır, aşağı inen hafiftir. Genel hatları itibariyle, genel hatları itibariyle bu şekilde böyle anlatılıyor. Mesela yine anlatılırken bulunuyor ki İslam alimleri e, kitaplarda detay bilgi verilen kitaplarda anlatılırken deniyor ki e, yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam işte. Nemrut e, çağırıyor. Diyor ki senin diyor bizi davet ettiğin tanrı ne iş yapar? O e, diriltir ve öldürür. Yaşatır ve öldürür. Ha diyor onu ben de yapıyorum diyor ya. O da tanrıyım diyor diye. Ben de yaşatırım öldürürüm diyor. Çağırın diyor. E, getirin diyor hapishaneden iki kişi getiriyor. Vur bunun boynunu vurduruyor. Öbürsünü serbest bırakıyor. Bak diyor onu öldürdüm bunu yaşattım. İbrahim Aleyhisselam gülüyor. Bu zaten yaşıyordu. Buna bir dahilin olmadı. Onu sadece ölümüne sebep oldun sen diyor. Öldüren sen değilsin benim Rabbim ve o zaman İbrahim Aleyhisselam bir meydan okumuştu Nemruda. Benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Eğer gücün yetiyorsa tersini yap. Güneşi batıdan doğdur, doğudan batırtı. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Halilimizin sözü yerine gelmeden kıyamet kopmayacak. Evet. Güneş battan doğacak. Onu da İslam alimler yazmışlar nasıl battan doğar güneş? Şimdi e, güneş e, dünyanın kendi ekseni etrafında bir dönüşü var. Gece gündüz meydana geliyor. Güneşin etrafında dönmesi var. Mevsimler meydana, Mevsimler meydana geliyor. E güneşin etrafında dönmesi sebebiyle de orayı otoban yapmışlar. Asfalt. Kimse de girmiyor. O kendi asfaltında dolaşıp işte. duruyor. Dönüp duruyor. <laughs> bir tarafa sağlıyor. <laughs> Kurmanın saat gibi kurmuş. Evet. <laughs> Ama kudreti ilahidir. Evet. Şimdi buyuruluyor ki kıyametin kopuşu anında bu normal sağdan sola veya soldan sağa ben net bilmiyorum. Bir dönüşü var dünyanın. İşte sağdan sola dönüyorsa zınk diye duracak soldan sağa dönecek. O an tam tersine güneş battan doğacak. Gözükecek yani o şekilde olacak. Güneşin battan doğma hasisi yani iş bitti dünyadaki lan işi bitti. Zaten e, mesela kitaplarda anlatılırken belli bir döneme gelince e, artık e, hani şimdi diyorlar ya çocuk yapmak istiyor sana yapmak isteseler de olmayacak küçük olmayacak. Hayır. Çünkü ezelde Allah Teala'nın dilediği, yaradığı ruhlar hepsi dünyaya geldi. Bitti. Yani efendim ben yapmak şu bodrumda <laughs> yapabilirsen yap. Yok, olmayacak. Hı. Olmayacak. Nesilde kesilecek ve kıyametin e, kopacağı o zaman insan suretindeki varlıkların üzerine. Ha diyeceksiniz efendim niye insan sureti dediniz? Çünkü kitapta öyle anlatılıyor. Akıl, iz, izan, idrak, haya, edep hiçbir şey olmayacak. Aynen hayvanlar gibi acıkınca böyle saldıracak. E, Bilmem işte e, cinsel ihtiyacı için sokakta çiftleşecek. Böyle aynı hayvan gibi yani. E, bir edep, terbiye, haya öyle bir şey söz konusu olmayacak. E, i̇şte onların üzerine böyle insanla azgın ve taşkınken onların üzerine. İşte e, dünya tam böyle e, kendi e, ekseni tarafında dönerken zın diye duracak tersine dönecek güneşin battan doğduğunu görünce aa diyecektir. Hakikatmış bu. Ama o zaman iman etmekte kabul edilmeyecek. Kapılar kapandı buyuruluyor. Kapılar kapanacak. O hadise uku bulur bulmaz. Dünya yörüngesinden çıkacak. Hani demin anlatıyoruz ya o tabandan asfalttan böyle gidiyor. O asfaltı terk edecek. Hızlı bir şekilde tabii onunla beraber yıldızlar da yörüngesine çıkacak. Şu gördüğümüz semada gördüğümüz bütün gezegenler ve yıldızlar yörüngelerinden çıkacak. Dünya hızlı bir şekilde güneşe yaklaşacak. Güneş de dünyaya yaklaşacak. Ta ki Allah-u Teala'nın dilediği noktaya kadar gelecek. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dağlar pamuk gibi savrulacak. Dağların pamuk gibi savrulduğunu düşün. Bizim e, mesela zaman şimdi e, zaman zaman e, biz belgesellerde görüyoruz. Ya da aynı şekilde haberlerde e, getirip gösteriyorlar televizyonlarda. Yanardağ patlamalar anında görüyorsun böyle fırlatıp fırlatıp atıyor. Evet. Fırlatıp fırlatıp atıyor yani Kilometrelerce kül püskürtüyor. Kül püskürtüyor. Hava evet. yolu uçaklar falan geçemiyor. Geçemiyor. Ee, dolayısıyla e, dağlar e, hallaç pamuğu gibi. Yani hallacın e, bu hallaçla e, pamuğu atarken aynı onun gibi savrulacak buyuruyor. Evet. Ve denizler kaynayıp kuruyacak Denizler kaynayıp kuyuracak, kuruyacak. Şimdi usta abi e, dünya yörüngesine çıktı. Hızlı bir şekilde güneşe yaklaşıyor. Su kaç derecede kaynar? 100. Hatta 90'ın üzerinde kaynamaya başlarmış yerine göre. 100 derecede. 100 derece. Başladı fakır fakır kaynamaya. 200. 500. 1000. 2000. 5000 derece. 10.000 dereceye çıkıyor sıcaklık. Demir üfün 500 derecede su gibi akıyor. Yanardağlarda görüyoruz onu. Olur mu? Oluyor işte böyle akıyor. Oradaki şeylerin hepsi sonra durunca da kap, kaskatı kas katı taş, oluyor. Taş oluyor. Yani o madenlerin hepsi eriyor. Belli bir derecede. İşte 3500 deri, e, e, demir su gibi akıyor. Dolayısıyla yaklaştıkça yeryüzünde hiçbir şey kalmayacak. Ne su kalacak ne okyanuslar kalacak. Hepsi gidecek. Madenlerin hepsi eriyecek. Ve yeryüzü dümdüz olacak buyuruyor. Hatta babaannem rahmetli derdi ki, oğlum derdi, böyle dümdüz olacakmış dedi. Yumurtayı koydu mu dünyanın öbür tarafına görülecekmiş. Dedim, nene ona göz lazım dedim ya, nasıl görecek onu? Ne bileyim oğlum öyle derlerdi. Hatta kitaplar öyle yazıyor, dümdüz olacak. Ve uzun bir süre burası sessiz kalacak. Allah-u Teala hitap edecek. Ama her mahluk ölecek, melekler de dahil bölüyor. Cenab-ı Hak yarattığı bütün mahluklar e, ölecek, ölümü tadacak. Cenab-ı Hak hitap edecek, mülk kimin diye. Cevabını yine kendisi verecek. Mülk kahhar olan bir olan Allah'ın diye kendisi cevap verecek. Çünkü cevap verecek kimse kalmayacak. İşte ondan sonra buyuruyor ki cennetten buraya hayat suyu inecek. Ve e, insan bedeninde e, bir kemik var. O kemik çürümüyor, yok olmuyor. allah Teala sebep olarak yaratmış onu. O kemikle beraber Cenab-ı yeni beden yaratacak. Ruhlar o yeni bedenlere girecek. Mizan bu yeryüzünde olacak. Yeryüzünde kurulacak. E, güneşe yakın ...şekilde durdurulmuş bu vaz, vaziyette... ...herkes ameline göre... ...eğer ameli dünyada sağlamsa... ...orada gölgeler olacak, o gölgelerde gölgelenecek... ...yoksa... ...yani... Evet. E, ...50 bin sene buyuruluyor... ...yani mahşer gününün... ...bu yeryüzünde olacak ama yine bu... Ondan sonra hesap görüldükten sonra o dirilmeye haşr... ...ve sevkiyata da neşir denir... ...haşir ve nişir... Evet. Haşır dirilmek, neşir... ...melekler alacak bunları... E, ...cehennemin üzerine şey kurulacak... Sırat Köprüsü. Oradan da herkes geçecek. Herkes ameline göre geçecek buyuruyor. Tabi şimdi kıyamet bu şekilde böyle detaylı anlatılıyor. Ee, ama yani bunun alametleri. peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü büyük ve küçük alametlerini bildirmiş. Mesela kıyamet alametlerinin şimdi çoğu çıkmış her yere yayılmıştır. Bu alametlerden biri cahiller çoğalacak ilim adamları azalacaktır. Cahiller dinde söz sahibi olup herkese yanlış yol göstereceklerdir. Bugün sabahımızda çıktı bu. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse akşam kafir olarak döner. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki biz merak ederdik. Bu hadis-i şerifi gün e, e, yani bir kimse sabah evinden mümin olarak çıkacak. Çok kimse akşam kafir olacak. Akşam mümin iken gece safalarında imanları gider. Bunu merak ediyorduk nasıl oluyor diyor. Televizyon çıktıktan sonra anladık buyuruyorlar. Öyle herkes aynı şekilde pavyona şuraya buraya gitmez. Evet. Ama televizyon var. Pavyon evinin içerisine girdi şimdi. E, dolayısıyla orada altyapısı yoksa bir şey seyrederken imanı gider. Mümin olarak evine geldi, televizyondaki herhangi bir şeyi izlerken altyapısı da olmadığı için ha dedi, he dedi, güldü ve hatta tasdik etti. Netice itibariyle imanı kaybetti allah Teala korusun. Ve devam ediyor e, hadis-i şerif. Böyle zamanlarda evinde kapanmak fitneye karışmaktan hayırlıdır. Kenarda kalan ileri atılandan hayırlıdır. O gün oklarınızı kırınız, silahlarınızı, kılıçlarınızı bırakınız. Herkesi tatlı dil ile güler yüzle karşılayınız, evinizden çıkmayınız. Buyuruyor Resulullah Efendimiz. Muhtasar tezkiredeki hadis-i şeriflerde buyuruyor ki ahir zamanda cahil din adamları fasık ve fasık hafıza çoğalır. Öyle zaman gelecektir ki o zamanın din adamları eşek leşinden daha çok bozulmuş, kokmuş olacaklardır. Böyle hadis-i şerifler kıyamet günü yaklaşınca fasık ve bozuk din adamdan türeyeceklerini haber veriyor. Ve başka bir hadis-i şerif. Hakimler rüşvet alarak haksız karar verir. Adam öldürmek çoğalır. Gençler ana babalarını, hısım akrabasını aramaz, saymaz olur. Kur'an-ı Kerim mizmardan yani çalgı aletlerinden okunur. Tecivit ile güzel okuyanları, İslamiyet'e uyan hafızları dinlemeyip, muziki ile şarkı gibi okuyanlar dinlenir. Bir başka hadis şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslamiyeti bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı, şarkı, gibi okurlar. Allah için değil keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap vermez. allah Teala bunlara lanet eder, azap verir. Hadis-i şerif. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyorlar. Bir zaman gelecek ki ümmetimde Müslümanlığın yalnız adı kalacak. Mümin olanlar yalnız birkaç İslam adetini yapacak. imanları kalmayacak. Kur'an-ı Kerim yalnız okunacak. emirlerinden, yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak. allah Teala'yı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmakla kanaat etmeyecekler. Çok kazanınca doymayacaklar. Bir başka hadis-i şerifte bir zaman gelecek elbisenin rengi ziyneti solduğu gibi yeryüzünde İslamiyet de solup kalkacak. Öyle olacak ki namaz, oruç, hac, sadaka unutulacak. Kur'an-ı Kerim'den yeryüzünde bir ayet kalmayacak. Bu daha da sonlara doğru artık. Yine bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki kıyamet alametlerinden biri ilim yok olacak. Din cahilleri çoğalacak, içki içenler ve zina edenler artacak. Allah-u Teala sizden ilmi almak için ilmi ile amil olan alimleri kaldırır, cahiller kalır. Dinden sual edenlere kendi akılları ile cevap verip İnsanları doğru yoldan ayırırlar. Kıyamet günü Cenab-ı Hak buyurur ki, ey insanlar ben bir nesep soy seçtim, siz başka bir nesep seçtiniz. Ben Allah'tan kim fazla korkarsa daha kıymetliniz olur, odur dedim, siz ise falan filan oğludur. Bunun için filan falandan daha üstündür demekten vazgeçmediniz. İşte bugün ben nesebimi yükseltiyor ve sizin nesebinizi aşağı alıyorum. Biliniz ki benim sevdiklerim benden korkanlardır.'' Bir başka hadis şerifte, kıyamet günü azap melekleri kafirlerden önce ilmi faideli olmayan din adamlarına azap yapacaklardır. Yine kıyamette azapların en şiddetlisi ilmi faidesiz e, olan din adamlarına olacaktır. Ya bunlar din adamları, hani, oturup düşünmesi lazım bunlar okuyunca. Ben din adamı oldum, ya kayı kurtardım, yok öyle bir şey ya yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın ihsan ettiği ilmi insanlara öğretmeyen kimseye kıyamet günü ateşten yular bağlanacaktır. Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu din cahil olacaktır. Din adamlarının çoğu da fasık olacaktır. Onu... Hep din adamları tehdit edilmiş. Evet. İslamiyet her tarafa yayılacaktır. Hatta İslam tacirleri, tüccarları ticaret için büyük denizlerde serbest yolculuk yapacaklar. Ve gazilerin atları başka memleketlere yayılacaklardır. Sonra hafızlar türüyecek. Benden daha iyi, iyi okuyan var mı? Benden daha çok bilen var mı diyeceklerdir. Cehennemin udunlar bunlardır. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Kıyamet yaklaşınca Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Çalkılardan okunur. E şimdi ilahileri okuyorlar. Esma-i Hüsna'yı okuyorlar. Az kaldı yakında saz eşliğinde Kur'an-ı Kerim'de okurlar bunlar. Bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allah için değil, keyif için okunur. Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimseler vardır ki Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder. Bir zaman gelecektir ki Müslümanların en sefilleri müezzinlerdir. Allah. Ya. Bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allah Teala bunlara lanet eder. Şimdi Mustafa abi bu naklettiklerimizin hepsi hadis-i şerif. Hani siz başlangıçta dediniz ya. Evet. Yani bunlar böyle yani kulaktan duyma mı? Kıyamet alamettir ve kıyamet. Hayır değil. Bizzat her şeyin sahibi, yaratanı Allah-u Teala açıkça bildirmiş. Ben bunu sonra da yarattım. Siz de sonra yarattım. Nasıl siz ölüyorsanız doğuyor, büyüyor ve ölüyorsanız ve sizin aynı şekilde e, dünyada, yeryüzünde ağaçlar, nebadatlar, hayvanat bunlar görüyorsunuz. Bunlar da doğuyor, büyüyor, ölüyor. Siz de doğup, büyüyüp ölüyorsunuz. Bazen büyümeye bile fırsat kalmadan ana rahminde bile ölüyor. Diğer yıldızlar da böyledir. Gezegenler de böyledir. Onların da belli bir ömrü vardır. Ha insanın ömrü ortalama 60-70-80 sene. Ha bir yıldızın da aynı şekilde ömrü diyelim ki 1 milyon sene. Ama netice itibariyle mesela din çok güzel bir izahatta bulunuyorlar. Efendim 1 milyon, 1 milyar olsa, olsun buyuruyorlar. Eşittir sonsuz. Hikaye. Sonsuz yanısında eşit olamaz zaten o. yan yanında 1 milyon bir milyon, bir trilyon, bir katrilyon, bir oktilyon hiç emaresi bile okunmaz. Sonsuzun yanında sonu olanın hiçbir esamesi okunmaz. Yani ne zaman sonu olduğu önemli değil artık. Yani. Tabii. Dolayısıyla o yıldızların, o gezegenlerin bir sonu var. İster bir milyon sene kalsın, ister beş milyon, ister bir milyar sene kalsın. Ama netice itibariyle gidecek mi? Gidecek tabii ki. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki şöyle bir hadisen naklediliyor şeytanın, iblisin rahat, sevinçli oturduğunu, kimseyi aldatmakla uğraşmadığını gören mübarek evliyadan bir zat. Niçin insanları aldatmıyorsun da boş oturuyorsun dedik de. Deyince e, iblis diyor ki bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyor. İnsanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar demiştir. Hatta Allah rahmet eylesin. abiler de anlatırlardı. Buna benzer bir menkıbe. Büyüklerden bir zat bir gün camiye gidiyor. E, bakmış e, iblis sırtını orada camide direğe dayamış. Birisi de kürsüde vaaz ediyor. Böyle onu dinliyor. Va şey iblis. Vaizi dinliyor. O zat onu görünce demiş. Hayırdır? Şşşt demiş. Dinle bunu. Niye demiş? Valla demiş bu benden iyi beceriyor. Hatta ben bilmediklerini de bundan öğreniyorum demiş. ya. Bana gerek kalmıyor demiş. Bu bozuyor zaten insanları. Bu bozuyor zaten. Allah teala muhafaza buyursun. İmam-ı Kurtubi Hazretleri buyuruyorlar ki İslam'ın unutulması İsa Aleyhisselam gökten inip öldükten sonra olacaktır. Daha önce Müslümanlar garip olacak, Kur'an-ı Kerim'e uyulmayacak ise de büsbütün unutulmayacaktır. Kıyamet yaklaşınca İngiliz masonlarına satılmış olan sahte din adamları İslam memleketlerinde çoğalacak. Tatlı yaldızlı sözlerle ve yazılarla Müslümanları aldatacaklardır. Kafirlerin kitaplarını, gazetelerini ve televizyonlarını eve bunun için sokmamalı tuzaklarına düşmemelidir. Bir zamanımızda çok böyle. İngiliz ve Yahudi makşası e, maşası şeklinde çok habire harıl çıkıyor. Marifetname'de İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin kitabı Marifetname'de buyuruyor ki kıyamet alametleri çoktur. Camiler çok, cemaat az olacak. Binalar yüksek, elbiseler ince. Kadınlar emir olacak, erkekler kadınlaşacak. Kıyamet alametleridir buyuruyor. Din bilgileri ağaçtan armuttan düş, ağaçtan armut düşer gibi insanın kafasına bir yerden gelmez. Bir hakiki rehberin sözlerinden ve hallerinden, hareketlerinden ve el üstüne talimlerin ilmihal kitaplarından öğrenilir. Kıyamet yaklaşınca hiçbir yerde hakiki rehber görülmeyecek cahil, yalancı, fasık din adamları çoğalacaktır. Bunlar allah Teala sevgisini kazanmak için değil, para, mevki ve şöhret kazanmak için çalışacaklar. Zenginlere, makam sahiplerine yanaşacaklardır. Bu din hırsızlarına aldanmamak, saadete kavuşmak için meşhur ehl talimlerin kitaplarını okumalıdır. Hakikaten zamanında pek çok. Ya Allah rahmet eylesin bazen Enver abiler de böyle denk gelince bir şeyler söylerlerdi. Allah Allah falan demiş. Sonra hadiselere bakmış. Hakikaten ne kadar haklı söylüyormuş. Bu zamanımızda şeyhlik yapanlar iki şeyden birisi. Ya kadın için yapıyor ya da para için diye. Ya kadın için ya para için. Hepsini böyle gazetelere intikal edenlere bakıyorsun. Uuu çoğunun altında çapan oğlu çıkıyor. Tabi biz bunları böyle anlatınca bazılar diyorlarmış ki Osmanlı tarikatlara düşman. Allah insaf versin ya. Yani. Sen Tarık ehli Tarık mısın ki böyle bir şey ha, diyorsun? Kendisi kendisi sahtekar, kendisini ehli Tarık kabul ediyor. On, on, onu sahtekarlığı anlatılınca aslında diyemiyor ki ben sahtekarım. Beni aynı şekilde açığa çıkarıyor. Ama Çek, tekerime çomak sokuyor. Tekerime çomak sokuyor. Kazancını engelliyorsunuz. Birisi e, birisi de böyle kendisinin Mehdi olduğunu ilan ediyormuş. Osman Ünlü mani oluyormuş adam me Mehdiliğine. Osman, e, Osman Ünlü böyle diyor. Yanlış diyor diye. Adam mehdiliğini ilan ediyormuş da meğer e, biz de bilmiyorduk. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e soru mektubatta buyurduğunu e, nakledince adamın okşuna gitmiyormuş. E, çünkü İmam-ı Rabbani Kudüs'e soru Kendisi ikinci binin yenileyecesi. Hazreti Mehdi üçüncü bininin. E, üçüncü bini olunca adam o zamana kadar yaşayamayacak. E, şimdi mehdiliğini ilan etmiş. Hakikaten Osman Hoca da tutmuş onu çomak sokmuş yani. Yanlış etmiş. Ayıp yani. Siz de yani. <laughs> <laughs> Yanlış hesap yapıyorsunuz. <laughs> Adamcağızın hesabı. Şeyde böyle enteresan hadiseler vuku buluyor da... ...Zatürk'a kazası kazvesinden sonra... ...bir eşkiye ata binmiş ve bir deveyi de yularından çekiyormuş. O haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelmiş... Peygamber Efendimiz'e dönmüş demiş ki bu atımın karında ne var demiş. Resulullah Efendimiz gaybı Allah-u başka kimse bilmez buyuruyor. Peki yağmur ne zaman yayacak diye soruyor bu sefer. Eşkiye ya herif. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o öyle bir iştir ki ne zaman yağacağını Allah-u Teala bilir buyurur. Adam sormaya devam eder. Yarın ne olacak diye sorar. Resulullah Efendimiz bana malum değildir diye cevap verirler. Sonra allah Teala mealen kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru dilediği zaman, dilediği yere, dilediği miktar o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır olan ayet-i kerimeyi gönderdi. Sonra o kimse, ya Muhammed bana şu devem senin Rabbinden daha sevimlidir dedi. Ne terbiyesizmiş ya. Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Hani şimdi böyle de böyle... Tam eşkıyaymış ya. Eşkıya. Yani. Tam eşkıya. Bugün de var böyle. Kravatlı cinsinden veya cinsinden. Aynısı yani. O zamanki bu eşkıya ne? Terbiyesiz. Şimdi. Terbiyesiz, edepsiz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ona "Rabbim canımdan daha sevimli, nefsimden ve aile fertlerimden daha azizdir." buyurdu. Sonra secdeye kapandı. Secdeden doğrulup o adama, "Rabbim bana haber verdi ki senin yüzünün bir tarafında bir yara çıkacak, açılacak. Yüzünün eti ve derisi çürüyüp dökülecek ve sonra öleceksin." buyurdu. Kısa bir müddet sonra o kimsenin yüzünde bir yara çıktı. O yaradan öyle pis kokular yayılıyordu ki halk nefret ederek yanından kaçışıyorlardı. O şahıs Muhammed'in söylediği doğru çıktı diyordu. Sonunda o perişan haliyle ölüp gitti. Doğru söyledi diyor iman edemiyor ona. E şimdi mesela kıyamet alametlerini anlatırken bu ve benzeri şeyler de böyle anlatılıyor. Hani kıyametin vakti. E pek sormuşlar. Pek, ben bilmiyorum ki. Alametlerini sayıyor sadece. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki. İmam Rabban-ı e, Kudüs'e suruh hazretleri e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için muhbiri sadık tabirini kullanıyor. Hep doğru söyleyici demektir. Ama Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Birinci bölüm bitti. isterseniz ikinci bölümde devam edelim. diyor. Evet, yani Peki. iyi bir konuyu, güzel bir konuya temas edeceksiniz herhalde. Yarın bırakmayalım hocam. Kısa bir ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Birinci bölümde Osman Ünlü hocamız kıyamet ve kıyamet ile ilgili bilgiler veriyordu. İkinci bölüme geçerken sözünü kesmiş gibi olduk, özür dileriz. İsterseniz hocam kaldığımız yerden devam edelim, buyurunuz. Eğer İmam Rabbani Kutuz Hüseyin'in kıyamet ve kıyamet ile alakalı buyurduklarını nakledecektik. İmam Rabbani Kutuz Hüseyin'in mektubat isimli kitabında Peygamber Efendimiz'den zaman zaman bahsederken muhbiri sadık diye bahsediyorlar. Muhbir haber veren, sadık doğru haber veren. aleyhissalatü vesselam. Muhbiri sadık. Evet. E yine e, biz e, bir mek, e, kitabı, eee, isimli kitabından aldık bunu. Orada buyuruyor ki: "Muhbiri sadık yani hep doğru haber verici sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet alametlerinden her ne haber verdiyse hepsi doğrudur. Yanlışlık olamaz." O zaman güneş adet dışı olarak batıdan, karttan doğacaktır. Hazreti Mehdi çıkacak, İsa aleyhisselam gökten inecek, deccal çıkacak, yecüc ve mecüc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır. Hüccetullah alel aleminde diyor ki, yecüc ve mecüc denilen kimseler Nuh aleyhisselamın oğlu Yasef'in soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır. Her birinin bin çocuğu olur, bin. Yumurta gibi bir batında 30-40 tane falan Hadi köpek enci gibi doğuracak demek yani. Sinek lavrası gibi. Sinek lavrası gibi evet. Cin ve insanların adetlerinin onda dokuzu yecüc ve mecüctür. Bak cin ve insanların, İnsanlar ne kadar? 7 milyar. On katı cinlermiş. Ne etti? 77 milyar. 77 milyarın ee, onda dokuzu kadar olacaklar yani. Onda dokuzu. Onda biri kalıyor. 77 milyar onda bir kalıyor. neredeyse 70 70 milyar falan 69 70 milyarı. Yani sayıları sayıları Baya e, bayağı kabarık. Arkasında kaldıkları setti her gün oyarlar. Gece eskisi gibi olur. Kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar. İsa Aleyhisselam ve eshabı bunlara karşı dua ederler. Boyunlarında yara hasıl olup bir gecede hepsi ölür. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yeryüzü yaşanmayacak bir hal alır. Yecüc ve Mecüc çok eski zamanda bir duvar arkasına bırakılmış, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak iki kötü millet olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Arkeolojik araştırmalar yer altında da kalmış şehirleri, dağ tepe, dağ tepelerindeki deniz e, fosillerini bulduğuna göre, o duvarın bugün meydanda bulunması ve bu insanların çok sayıda olmaları lazım gelmez. Nitekim bugünkü milyarlarca insan nasıl ki iki kişiden meydana geldi ise, o iki milletin de bugün nerede oldukları bilinmeyen birkaç kişiden üreyecek, yeryüzünü kaplayacakları düşünülebilir. Babetul Ar denilen hayvan çıkacak gökleri bir duman kaplayacak. Bütün insanlara gelip canlarını yakacak. Herkes bunun acısından dua edip, Ya Rabbi bu azabı üzerimizden kaldır sana iman ediyoruz diyeceklerdir. Alametlerin sonuncusu bir ateştir ki Aden'den çıkacaktır. Aden Yemen'dedir. Hindistan'da birisi Mehdi olduğunu ilan etmişti. Mezarı da Ferre şehrindeymiş meşhur hatta manası tevatur derecesine varmış birçok hadis-i şerifler böylelerinin bu itikat ve sözlerini yalanlamaktadır. Memleketimizde de bazı cahiller tasavvuf kitaplarından tercüme ederek söyleyen ve yazan kimselere Mehdi diyor. Bunlara bunları kendisi yazıyor sanıyorlar. Halbuki birçok hadis-i şeriflerde buyruldu ki Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyin izleyecektir başka bir hadis şerif, ismini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne yani o zaman bilinen memleketlerin çoğuna dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafirdi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleyman Aleyhisselam'dı. Kafir olan iki kişi Nemrut ile Buhtun Nasar idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladından biri yani Mehdi de malik olacaktır. Bir başka hadis-i şerif, kıyamet kopmadan önce allah Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalet ile dolar. Bir başka hadis-i şerifte, Eshab-ı Kehf Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa Aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa Aleyhisselam Deccal ile harbederken, ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersini olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri devam ediyor. O halde insaf etsinler ki bu alametler cahillerin Mehdi zannettikleri kimselerde ve ölen adamda var mıdır yok mudur? Hazreti Mehdi'nin daha birçok alametleri muhbir Sadık yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından haber verilmiştir. Ahmet İbni Hacer Mekki Hazretleri El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi ismindeki kitabında Hazreti Mehdi'nin 200'ye yakın alametlerini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydandayken başkalarını Mehdi sananlar, sananlar ne kadar cahildir. allah Teala onlara doğruyu görmek nasip eylesin. İmam Rabbani Hazretleri böyle bildiriyor. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil ise de ...birçok alametleri çıkmıştır. Ee, büyük alametleri... ...küçük alametleri şeklinde... ...bunlar e, kitaplarda... ...bildirilmiş. Büyükler ve küçükler şekliyle... E, ...bildirilmiş. E, mesela küçük alametler olarak... E, ...kitaplarda yazılanlar... hadis i Şeriflerde bildiriliyor. Erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Zina artar. Çalgı her yere yayılır. Zaptiye, gammaz... Ve gıybetçi çoğalır. Kolluk kuvvetleri. Tehiyyettül mescit namazı kılınmaz olur. İlim kalkar cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır. İşler ehli olmayana verilir. Ulema halkın istediği yönde fetva verip helala haram, harama helal derler. Kur'an, Kur'an'ı ticarete menfaata alet ederler. Bunlar hep hadis-i şerif naklettiklerim. Bu dinin başlangıcı gibi sonu da garip olur. Sadıklar yalanlanır, yalancılar kabul görür. Eminler hain, hainler emin sayılır. Kur'an-ı Kerim çalgı aletlerinden okunur. Tecvit ile güzel okuyanlar dinlenmeyip, musiki ile şarkı gibi okuyanlar dinlenir. İnsanlar yalnız malın paranın gelmesini düşünecekler, helalini haramını düşünmeyeceklerdir. Sadece tanıdıklara selam verilir, sıla rahim kalkar ve yalancı şahitler ve yazarlar çoğalır. Yazarlar da çoğalırmış usta. <laughs> Maalesef. Çoğalırmış çoğaldı. Zengine malı için tazim edilir, hürmet edilir. Fuhuş yayılır, piç çoğalır. Alışverişte hile yapılır. Büyüye hürmet, küçüğe de merhamet edilmez. Kurtlar kuzu postuna bürünür. O zaman da en iyi kimse müdahim olandır. Müdahim kimseye karışmayıp kendi işine bakandır. Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak fakat işlerinde bir tane mümin bulunmayacaktır. Bunlar senetli hadis-i şerifler. Mesela İmam Deylemi bildirmiştir. Diğer hadis-i şeriflerde Buhari, Taberani, İbn Mace, Tirmizi, İmam Ahmet, e, Hakim gibi hadis alimleri bildirmişler. Bunlar. O ne demek? Yani bir camide bir kişi olacak ama Müslüman bulunmayacak için. Adet olarak girecekler. Yani e, iman e, iman yok. Adet olarak eğilip kalkıp namaz Bil, Bilmeden. Ha, adet olarak. Adet olarak. Ha, herkes namaza gidiyor ben de gideyim falan. Namaz neyedir? Allah rızası mı? Yok öyle bir şey. İmanı gitmiş haberi yok adamın. Sadece gösteriş. Kıldım mı kıldım falan. İzinsiz ticaret yapılamaz. O zamanlar. Ve keşke şu kabirdeki ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmaz. İmam Müslüm nakletmiş onu. Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe kıyamet kopmaz. Deprem, fitne, katillik atmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari naklediyor bunu. Lütülik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmaz. Değilemi. Eşcinsellik. Ha ha. Sen bak bu batıda falan filan. Arap Yarımadası'nda Suud dahil. O e, sahil kenarında Küveyti, Katar'ı, bilmem nesi falan. E da bunu zinadan kabul etmiyorlarmış. Zinadan kabul etmiyorlarmış. Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Şerler, kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Kur'an-ı Kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz. Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç Yahudi arkamda gel öldür diyecektir. İmam Müslim naklediyor bunu. Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. İmam Tirmizi nakletmiş bunu. Allah'a inanan kaldığı müddetçe kıyamet kopmaz. Kıyamet yanlış kötüler üzerine kopar. İmam Buhari naklediyor. Yani, ee, hadis-i şerifte bildirilen alametler Emanete riayet kalkar, kötüler aşağı kimselere iş başına gelir, içki çoğalır, zekat verilmez, hanıma uyup anneye isyan edilir, erkekler ipek giyer, zararından korunmak için insanlara mudara edilir, gençler fasık olur, daha önce yaşamış alimler cahillikle suçlanır, tefecilik faiz açıkça yapılır, alim denilenlerde zerre kadar iman olmaz.'' İslam'a uymak ayıp sayılır, herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır, İslam'a uymak ateşi elde tutmak gibi zor olur, mescitlerde toplantılarda fasıkların sesi yükselir, cihat terk edilir, bidatlar yayılır, günaha teşvik artar, iyiliğe mani olunur, emri bir maruf nehyan münker kalkar, cansızlar da konuşur, komşuluk kötüleşir, cimrilik artar. Ve e, kitaplarda anlatılırken yine o küçük alamette alimler ilmi para karşılığında öğretir. Akrabalık ilişkileri kopar. Ana babaya isyan edilir. Kerem sahipleri azılır. Menfaat için din alet edilir. Binalar yükselip hevai nefse uylur. Kötülükle, kötülük, kötülükler baş gösterir. İltimas, rüşvet çoğalır. Neydi Osmanlı şairi vardı ya. Neydi? Fuzuli mi? Fuzuli'nin değil mi o? Evet rüşvet değildir diye... Şey selam verdim almadılar. Lüşfet rüşvet değildir diyor. Ve büyük halametlerinde... ...kitaplarda anlatılarken... E, ...buyuruyorlar ki... ...işte biraz önce naklettik... E, ...İmam Müslim naklediyor bunlar da... ...birincisi Mehdi gelecek... ...ve e, babası... Zaten hadi şerifte geçiyor. Babamın ismi gibi, ismi de benim ismim gibi. Kendi ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah, annesi de Amin'e olacak diye geçiyor. Mehdi'nin baş izasında bir bulut olacak, buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. E Şimdi öyle bir şey yok. Bizim göremiyoruz. Sen de zora sokuyorsun adamlar. Mehdi olacaklar. Hiç ya. Ben o, onlar. O tür insanları gördükçe hep böyle gülesim geliyor. Kusura bakmayın. <gülüyor> 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 Ve ehli beytinden bir zat yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır. Kemer burunludur. Yeryüzü zulümle doluyken o dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi yıl sürer. Zamanı da bildirilmiş. İki deccal gelecek. Hadis-i şerifte deccal çıkar. Tanrı olduğunu söyler. Onun tanrı olduğuna inananın imanı gider. Hazreti İsa gökten inecek. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler. Asmadılar da. Öldürülen kendilerine İsa gibi gösterildi. Nisa suresi 157. ayet-i kerimede. Kutu da öldü diyor. Aynen Hristiyanlar gibi. Hazreti İsa göğe kaldırılmıştır. Nisa suresi 158. ayet-i Elbette o Hazreti İsa'nın kıyamete yakın gökten inmesi kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyesiniz. Zuhru suresi 61. ayet-i kerimesi. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam adil bir hakem olarak iner. Haçı parçalar, Hristiyanlığı kaldırır. Domuzu öldürür, yani yasaklar. Kin, nefret ve haset ortadan kalkar. İmam Müslim naklediyor bunu. İsa aleyhisselam inince her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar. İmam-ı Ebu Davud naklediyor bu adı şerifte. Ve büyük alametlerden birisi Dağbetül Arz çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de o söz başlarına gelince, kıyamet yaklaşınca yerden bir dabbe hayvan çıkarırız. Bu hayvan onlara insanların ayetlerimize hiç iman etmemiş olduklarını söyler buyuruldu. Nemil 82. ayeti gelmesi Nemil suresinin 82. ayeti gelmesi. Feraidül Fevaid, muhtasar Muhtasarı Teskire-i Kurtube, eee bir Zaman ve Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdiyil Muntazar isimli kitaplardaki hadis-i şerifte betul Ars asay Musa ile mümine dokunur. Alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire mührü Süleyman'ı vurur, cehennemlik yazılır, Yüzü simsiyah olur buyuruldu. Ola dönem olsa sabırsın. O mü mührü yediysen gittin yani. Gittin yani. Gittin. Diğer mühür Evet. Yani o Musa Aleyhisselam'ın asasıyla vurdu. O cennettik. O, o cennettik ama öbürsü sapı yuttun yani. Ne yani. Değişik bir durum hocam. Değil mi ya? E bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Dabbetül Arz asai mümin ile müminin yüzünü nurlandırır. Kafirin de mühürle burnunu mühürler. Mümin veya kafir olduğu bilinir. İmam-ı Tirmizi nakletmiş bunu. Evet. Beş Yecüc ve Mecüc çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Yecüc ve Mecüc set yıkılıp her tepeden akın ederler. Enbiya Suresi 96. ayet i Kerime'de. Hadis-i Şerif'te de Hadis-i Şeriflerde de Yecüc ve Mecüc kıyametin ilk alametlerindendir. Yecüc ve Mecüc dünyayı harap etmeye çalışırlar. Fırat ve Dicle'den içer e, Taberiye Gölü'nü kuruturlar. Beyt-i vardıklarında ise Yerdekileri öldürdük, şimdi göktekileri öldürelim derler ve oklarını göğe doğru atarlar. Oklar kan bulaşmış olarak geri dönünce göktekileri de öldürdük derler. Nemrut da yapmış böyle. Allah Teala melekleri emrediyor onların oklarına balık takın diye. Tabi onlar şeyde böyle havada balık olmaz. İnince e, e, diyor ki gökteki de öldürdük. Bunlar da öyle yapıyor. İstiraç olarak veriyor Cenab-ı altı işte büyük alamet duman çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Hadis-i şerifte duhanın, dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir. Kafire ise çok şiddetlidir. Ebu Davud naklediş bunu. 7 güneş battan doğacak. Hadis-i şerifte güneş battan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse fayda vermez. Buhari ve Müslim naklediyor bunu. 8 ateş çıkacaktır. Hadis-i şerifte Hicaz'dan çıkan ateş Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır. İmam Müslim naklediyor bunu. 9 e doğu, batı ve Arabistan'da ay tutulacak ve yer batması olacaktır. Dostlar'ın harifinde geçiyor bunlarda. Ve 10 Kabe yıkılacaktır hadis şerifte buyurdu ki Habeşli biri Kabe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. Buhari ve Müslim naklediyor. Buhari ve Müslim naklediyor. Şimdi kıyamette, şey, kitaplarda özür dilerim. Kıyamet ve ahiretle alakalı olarak, yani daha doğrusu kıyametin alametleriyle alakalı olarak çok detaylı bilgiler vermiş. Tabi bizim buradaki süremiz her ne kadar bir saate yakın ise de Evet. Sınırlıdır netice itibariyle. Bu konuda hakikat kitabını yayınlamış olduğu herkese lazım olan iman, ahiret günü iman konusu anlatılırken orada anlatılıyor. Kıyamet ahiret kitabında da aynı şekilde kısmen anlatılıyor. Tabi onlar okundukça e, bu hadis-i şerifler yer ve zamanına göre, ait i kerimeler yer ve zamanına göre serpiştirilmiştir. Hatta bilgisayardan mesela şey yapıldığı zaman, sorguladığı zaman, kıyamet kelimesini yazsa, hakikat kitabı bir koma girse ve işte tam ilmihal mektubat dahil olmak üzere bütün bu kitaplarda kıyametle alakalı geçen şeylerin hepsini tek 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 oradaki görür, okur. Hani o konudaki bilgilerini tazelemiş de olur. E, çünkü kitaplarda anlatırken buyuruyor ki insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Ama bilirse yakin. bir, bir kere ilmen yakin olur. Ha der. böyle bir şey var. Allah-u Teala ihsan eder. Daha sonra bu bilgileri tekrar ede ede kalbine değiner. Bu sefer ona aynül yakın tabirini kullanmışlardır. Bu yakınlık hasıl olunca bu neye alamettir? Yani kıyamet alamet deyince yani dünyanın sonu gelecek. E ondan sonra insan düşünmeye başlar. İyi arkadaş da bu dünyanın sonu gelecek benim sonum gelmeyecek. İşte her gün devam etti birisini kaybediyorsun. Biri doğuyor, biri ölüyor. Biri doğuyor, biri ölüyor. Biri doğuyor, biri, doğuyor, biri ölüyor. Bizim de dünyaya geldiğimiz zaman birileri öldüydü. ...biz de yaşlandık bir gün... ...yaşlılığa da gelmez bu... ...gençken de ölebilir insan... ...yaşlandığı zaman ölebilir... ...doğduğunda bir nefes alır ölür... ...doğmadan önce de ölür... ...ve netice itibariyle... ...Allah rahmet eylesin... ...Emen abiler hep anlatırlardı... ...doğmak ölümün habercisidir diye... ...yaratılmak da yok olmanın habercisidir... ...ve bir de insanın yaşayacağı bir de küçük kıyamet var değil mi? ...şimdi... E, ...kitaplarda anlatılırken... E, ...demin hatırıma geldi de sorduğunuz iyi oldu... E, ...şimdi kitaplardan Evet, halk arasında da işte insanın yani, ölümüne küçük kıyamet denir. Kıyam. Fakat kitaplarda başka kullan, başka kullanılıyor. Fert bazında düşünüldüğü zaman kişi için en büyük kıyamet odur diye. Hmm. Çünkü e, dünya yok olmuş, olmuş, o zaman olacak olmayacak meçhul yani o. Fakat kişi, kişi için en büyük kıyamet o öldüğü andır. Niye? Kendi kıyameti koptu. Koptu. Kendi kıyameti koptu. Bir iyilik yapamaz, bir şey yapamaz. Vaktiyle e, birisi bir şey anlat, Bir gün dedi böyle dedi, bir rüya gördüm dedi. Yaşça bizden büyük bizim abili, abimiz konumunda. Anlatmıştı. Böyle dedi e, ölmüşüm dedi. Fakat dedi e, hareket edemiyor vücudum dedi. İnsanlar gelmiş dedi. Sokakta ölmüşüm dedi. Böyle dedi şeyinde e, vücudum yerde yatıyor dedi. Ondan sonra dedi geliyorlar insana. Vah vah tüh tüh falan. Ben dedi böyle bakıyorum. Diyorum ki dedi ama beni duymuyorlar dedi. Diyorum ki ya bak hayattasınız ben öldüm siz hayattasınız bir defa Allah desenize ben diyemiyorum artık desem de amel defterine yazılmıyor çünkü öbür tarafa geçtin bitti yani gördün gayba iman emredilmişti E şimdi oraya geçince gayba iman kalktı yakinin hasıl oldu e ölürken cennet cehennem gösteriliyor perdeler kaldırılıyor bu göz onları görüyor melekleri seyrediyor seyrettiriyorlar gösteriyorlar e, cehennemdeki azaplar gösteriliyor. Cennetteki nimetler gösteriliyor. E, cin tayfası, melek tayfası neyse. Dünyada görmedikleri, göremediği o varlıkların hepsi gösteriliyor. Ha diyor bunların hepsi varmış. Varmış da senin iş bitti. Onun kıyameti koptu. Dolayısıyla e, en büyük kıyamet kişi bazında kişinin öldüğü zamandır. Ferdi olarak. Ama bir de dünyanın sonu var. E biz de zaten bu naklettiklerimiz dünyanın sonuyla alakalı. İşte ee, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberi. Ve İmam-ı Napan'ın kutusu Sözleri buyuruyorlar ki hicri bin yılından itibaren ahir zaman başlamıştır. Bir, bir kere daha sormak istiyorum şunu. Ee, bu bildirdiğiniz şeyler sizin de naklettiğiniz o bilgileri tevil etmek gerekir mi yoksa bu şekilde mi inanmak lazım? Tevil etmek değil bunlar bu şekilde bildirmiş böylece inanılır. Efendim işte kıyamet kopar. Şu aslında şuna şeydir de manaya gelirdi... ...şu şuna manaya gelirdi filan. Bazıları uydurup uydurup söylüyorlar. söylüyorlar söylüyor. Efendim güneş battan doğacak yani batı Müslüman olacak. Hiç alakası yok. Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Yani dört, e, dört dörtlük... ...Müslüman olan Osmanlı Viyana kapılarına kadar... ...gitti. Ama orada... E, ...bir Boşnaklar, bir Arnavutlar... E, ...Müslüman oldu. Onun dışında da yok. Evet. Değil mi? Evet. Yani... E, Almanlar olsun, ondan sana Avusturyalılar olsun, Belçikalılar olsun hiç dönüp bakmadılar bile. Evet. Şimdi Müslümanlar şeye girdi, İspanya Portekiz'de, Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Bugün İspanya'da, Portekiz'de, aynı şekilde Müslüman ülkelerde gelenler var. Gene adamlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ve Avrupalıların, Amerikalıların yarın öldüğü zaman biz İslamiyet'i duymadık, görmedik falan mazeretleri yok. Hani Ekvator bölgesinde yaşayan, yamyamlarının arasında belki adam, Allah-u Teala onların mazeretini kabul eder etmez, onu biz bilemeyiz de. Çünkü İmam-ı davet ulaşmamışsa. E, ifadesini kullanıyor e, onların mazeretini biz bilemeyiz e, yaratan Cenab-ı Hak'tır hani onlar derler biz böyle bir şey duymadık biz böyle bir şey görmedik mesela Kuzey Kore'ye komünist bir ülkedir Küba'ya din kitabı sokamıyorsun e, vasıtasıyla da giremiyorsa internette de göremiyorsa e, doğuyor büyüyor hayvan gibi ölüp gidiyor yani bunlar belki aynı şekilde o mazeretini dolayı kurtarır e, cennete girmezler yine İmam-ı Rabb'in hazretleri hayvanlar gibi yok edilirler cehenneme de, girmez. cehenneme de girmezler ama bu Avrupalılar, Amerikalılar öyle değil. Orta Doğu'da yaşayanlar öyle değil. Yani Rusya, Çin, Hindistan buralarda yaşayanlar öyle değil. Bunlar hepsi gördü. Hindistan'da çok büyük alimler yetişti. İmam Rabbani Hazretleri gibi, Bakı Hazretleri gibi, Abdullah Deylevi e Hazretleri gibi zatlar yetişti. Ortadoğuda e Orta Doğu'da bir sürü eshab-ı kabirleri var. Rusya'nın bir zamanlar sahip olduğu bir Türk Cumhuriyetlerin çoğunda bir sürü alim yetişmişti. E, sisile Sisiliye Aliye diye bilinen Mustafa Bey, ee, bu büyüklerden 13 tanesi peş peşe orada geldi. Evet. Mesela İmam <laughs> Buhari Hazretleri diyorsun. Bahattin'i Buhari Hazretleri diyorsun. Buhara'da. Buhara'da. O bölgede mesela Bahattin Buhari Hazretleri'nin talebesi Alaaddin Abdal Yakubi Çeyrek Hazretleri o coğrafyada oraya gönderilmiş. Hani diyemezler ki efendim biz görmedik bilmedik duymadık. Yok. onlar böyle bir itiraz durumu söz konusu değil. E, bizim bir de Anadolu'da burada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan Cenab-ı Hak bize çok büyük insanda bulunmuş. Bir zamanlarda bu coğrafya kum gibi evliya kaynıyor. Yani Anadolu'nun hangi şehrine gitsen o şehirde muhakkak bir mübarek bir zat yatıyordur. Bir türbesi vardır. Muhakkak vardır. Hatta e, şey, neseplerimiz itibariyle bile karıştırdığın zaman bir alim, salih birisi, saliha birisi, bir şehit muhakkak aynı şekilde bulunabiliyor. E, dolayısıyla e, cenab Hak yine de dini İslam'ın hizmeti bu coğrafyaya ihsan etmiş. Bizim daha çok dikkatli olmamız, uyanık olmamız, ee, ve hazırlıklı olmamız lazım. Peki kıyamet alametlerini öğrenmekte murat nedir? E, kıyamet alametlerini o güne kadar bekleyelim bakalım nasıl kopacakmış bir görelim. E, onun için değil bu. Hazırlıklı olmak Allah Teala buyuruyor ki ben böyle yarattım. Bunlar böyle olacak, böyle yok edeceğim. Ama kalbinde zerre kadar imanı olan bir mümin bulunduğu müddetçe de şu naklettiğimiz hadiseler o müminin üzerine kopmayacak, olmayacak. O mümin de e, öldükten sonra, ruhunu teslim ettikten sonra Ondan sonra kıyamet kopacak yani kafirlerin üzerine evet. kopacak buyuruyor efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olup başka bir konuyu sormak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı